Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda The Islander Town Architect. Sıradan ve stresli rutinden kaç ve usta bir şehir mimarı olmak için egzotik Polinesya'ya gel. Bu el değmemiş kumlu yeri güzel bir cennete dönüştür. Oyunumuzun konusu buymuş ve Türkçe destekli çıkmış. 12 Aralık 2019 yılında Steam üzerinden piyasaya sürülmüş. Bu oyunu bana hatırlatan ve öneren Hazar dostumuza çok teşekkür ediyorum. Hemen oyunumuza gelelim efendim. Haritalarımız da varmış burada. Fazla fanteziye gerek yok. Biz normal bir eğitime ihtiyacım var mı? Var. Tek amacını bu yabani doğayı inanılmaz bir ada şehrine dönüştürmek olduğu The Islander Town Architect'e hoş geldin. Okuyamıyorum. Tamam, hoş bulduk. Harita. Okey. Yakınlaştırma, uzaklaştırma. Oyun her başarı yapman gereken ilk şey belediye binası inşa etmektir. Belediye binası inşa etmeye başlamak için ekranın altında bulunan belediye binasına bas diyor. Nerede olsun belediye? Tam şu ortada olsun efendim. Burada taşlar var galiba. Sırf o yüzden okumuyor. Şurada olsun. Tamam. Belediye binası inşa ettiğine göre artık şehrini genişletmeye başlayabilirsin. Evin tasarmak için ev tasarımcısı tuşuna bas. Bina. 5 döşeme genişliği. Ev dizaynı. Kabin. Kulübe. Kabin. Kulübe yapalım diyeceğim de. Mağaza tasarımı CV 2 açıldı sağlar. Tamam. Fark ettiysen binada yemek ve elektriğe ihtiyaç duyuyorlar. Yemek ve elektrik isteklerini artırmak için katalogdan ürün ve güneş panelleri inşa edebilirsin. Bir saniye, önce bir evimizi yapalım bebeğim. Bir saniye. İlginç. Güzelmiş. Şöyle egzotik bir ev yapalım abi. Belediye binasından olduğunca uzakta bir yerde. Tam şurada abi. Harika. Harika, ilk evini inşa ettin. Evin her 20 saniyede bir gelir sağlar. Evin içini genişleterek gelirini artırmak için üzerine tıkla. Fark ettiysen bir ada sakini evin yanında belirdi. Onların ada dolaşması için patikalar inşa etmelisin. Onu yaparız sonra. Ev geliri. 10 altın diyeyim ben buna. Şehir derecesi, ev seviyesi. Yıldızlar burada. İlk gelirimiz geldi. Geliştirme süreci var. Bizim ne kadarımız var? 990. Geliştir bakalım. Bir yıldız oldu. 2 oldu. 3 oldu. Oo, full düşedim var ya. Tamam. Bebeğim. Bunun ne işe yaradığını söyler misin? Patikalar. Bu şekilde seçiyormuşuz. Okey. Güzel. Oynadıkça daha fazla öge açılacak. R tuşu döndürebiliyoruz. Harika. Dekorasyona gerek yok. Küçük bitkiler. Buralara küçük bitkiler yapabiliyoruz. Şöyle. Biraz yeşillik yapalım. Koştu zaten oraya doğru. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane de ağaç koyalım buraya güzelinden. Acaba bunu yok edebiliyor muyuz?
Nice. Bakın altın geliyor, gördünüz mü? Güzel güzel. Yolu yok ettik bu arada. Basit basit güzel. Kafa karıştırıcı bir şey yok. Kilit açıldı. Kordilin bitkisi bambu meşali. Kafe mağaza yaprak tende. Meşale açılması güzel oldu. Hatta şey yapalım biz. Şu yolu önce bir düzeltelim. Şimdi biraz meşale koyalım. Şöyle. Bir tane yeterli herhalde. Bir de buraya koyalım. Gerçi oraya ağaç koyacaktım ama ağacımız yok zaten. Burada çiçeklerimiz var. Böyle egzantrik bir şey oldu abi. Mahsul. Mahsulleri nasıl ekebileceğiz acaba? O var şimdi. Şunları yok etmemiz gerekiyor. Mahsullerin mantığı ne acaba? Bu neymiş? Güç istasyonları. Buradan elektrik vesaire. Çitlerimiz var. Çit olsun. Böyle olmadı ama. Böyle çekemiyoruz haliyle. İlginç bir çit oldu bu. Neyse. Ne yapalım? Bina diyor. Kulübe. Şuraya da bir kulübe yapalım. Elektrik istiyor. İlginç. Bunları buraya koyarsak elektrik mi elde ediyoruz böyle? Ha. Buralar boş kalmasın. Neyse. Çok değişik bir şey oldu ama. Her yeri yeşil yapacağım abi. Yemyeşil olacak her yer. Oh, bir sürü şey geldi. Bayağı stres atmalık bir oyun olmuş, onu söyleyeyim size. Bakın şöyle bir ağacımız geldi. Onu da buraya koyalım. Oh. Harikayız ya. Ne dedim? Her yeri yemyeşil yapacağız dedim abi. Oh. Şimdi ne demişti en son bize? Demişti ki ikinci evi yapabilmek için. Bu arada R tuşuna basıyorum ama evin şeyi değişmiyor. Onu söyleyeyim size. Onu oraya yapmak istedim fakat olmadı. Şöyle yapacağız o zaman.
Gelirimiz de bayağı bir artmaya başladı, onu söyleyeyim. Yan tarafa mı yapsak acaba? Olur mu böyle? Niye olmasın? İkisi de kadın yalnız. Neyse, biz yolu nasıl yapalım? Şöyle bir yol çizelim geçici olarak. Bunlar buluşsunlar. Başka ne geldi bize? Cüce, bak cüceler gelmiş. Bu meşhur cücelerdir, biliyorsunuz bunlar. Dediğim gibi döndürme olayını bulamadım, nesneleri. Hemen kontrollerden bakalım. Kontroller. Pardon, aşağı yukarı sağ sol vesaire. Rengi döndür, değiştir. Ha. Bu tasarladığımız yerleri döndüremiyoruz. Anladım. Yukarı taşı. Oh. Neyse, biz ne yapıyorduk efendim? En son yeşillik yapmak ile devam ediyorduk tabii ki de. Dediğim gibi her yeri yemyeşil yapacağım. Harika. Şuraya bir meşale koyalım. Şöyle olsun burası. Ağaca gerek yok. Biraz çit yapalım. İlk defa oynuyorum abi, şu anda gerçekten neyin ne olduğunu tam olarak çözemediğim için, oyuna hakim olamadığım için, bunda böyle cüceleri olsun abi. Elektrik var, mahsul şu anda gerek yok, çit olayını hallettik. Buna da böyle şeyler ekelim. Neymiş bu? Çalı. Çalılar yapalım biraz. Çalıları nereye yapalım? Gerek var mı çalı yapmaya? Şuraya da çalılar olsun. Çok Sims oynadığım için oradan biraz bana bir şeyler gelmiş olabilir sanki. Çiçek koyalım böyle birkaç tane. Her şey simetrik oluyor abi nedense. Şuraları da yeşil yapalım abicim. Bu arada belediye binası diye bir şey varmış. Belediye binası diye bir şey varmış. Level 3'teyiz şu anda. Kamu yapıları. Altyapı patikalar, çitler level 2. Şehir seviyesi güçlendiren herhangi bir seviye atladığında artar. Şehir seviyen arttıkça bina gelirleri de artar. Oo. Güzel, level atladık yine. Sahibi olduğun para, adada inşa ettiğin evler vesaire, elektrik, yemek, hepsi buradan şey oluyor. Güzel. Buradan da takip edebiliyorsun yani. Şimdi kulübe bizi ne geldi? Şuraya biraz daha yeşillik yapalım biz. Ay, burası yanlış oldu ya.
Neyse orayı da yapalım öyle. Bir şey olmaz. Fazla yeşillik göz çıkarmaz abi. Şimdi sana ne yapalım? Şuralara böyle. Şuraya da bir ağaç. Yeni çitlerimiz gelmiş. Biraz şey oldu sanki ama bunları geri alamıyoruz bu arada. Bunlarla büyük ihtimal yapılabiliyor sadece. Bu yüzden mouse'unuzla çizerken hiç şey yapmayacaksınız abi. Ben ne yapıyorum? Biraz şeyi alıyorum. Orayı da yeşillendireceğim. Ne yapacaktık? Burayı da yeşillendirecektik. Tamam. Başka ne gelmiş bize? Yol aynı, şeyler aynı. Şimdi bir altyapıdan vesaire bir şeyden bahsetti bize. Tamam. Çelik, metal çatı. Taş tuğla. Oo. Acaba buraları da şey yapsam mı? Yeşillendirmeye gerek yok, değil mi? O zaman bir esprisi kalmıyor. Yani oyunumuz bundan ibaret. Benim çok hoşuma gitti. Üstelik Türkçe oyun yani daha ne olsun? Erkek geldi. Öyle bir dedim erkek geldi. Yavrum sen buralarda böyle dolaş. Şuraları da komple yeşillik yapıyorum abi. Her şey sizin için. Daha ne olsun ya? Bence 10 numara oldu, öyle değil mi? Sen biraz böyle romantik takıl. Hemen gitti zaten. Yani da ne çıktı? Tahta patikat, 2 meşale, kubik metal kapılar. Aa, bak yeni meşale şeyi çıkmış. Senin meşalen biraz böyle şekil olsun. Oo. Bu bildiğin ritüel meşalesi. Şöyle bir bitki çıkmış. Gayet hoş. Çitler burada. Yolları buradan geliştirebilirsiniz abicim artık. Tek tek yolları mı şey yapacağız yani? Olay bu mu? İlginç. İlginç olan ne? Ha, üçü kubik ev çıktı bu sefer. Kübik. Kapı çıktı, kapı çeşidi vesaire. Böyle. Oyun
Bundan ibaret abicim. Daha da yepyeni eşyalar gelecek, yepyeni inşa malzemeleri gelecek. Bence oynanılabilir. Üstelik Türkçe. Hiç kaçırmayın abicim. Böyle başınıza dinlensiniz. Sinir stresten uzak. Hani hep böyle aksiyon olacak diye bir şey yok. Zombiler, canavarlar, işte silahlar vesaire. Bak ne güzel çevreyi yeşillendiriyorsunuz. Oyunun tek eksik tarafı müzik olmaması abicim. Hani iyi böyle güzel akıcı müzik olmaması. Artık kendinize bir müzik açarsınız. Buraya gayet güzel bir mekan haline çevirebilirsiniz yani. Evet efendim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir ilk bakış yapmak istedim. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Oyuna bir hak verin bence.